Evet dayı, şimdi faktöriyel kavramını işleyelim. İşleyelim dayı. Faktöriyel kavramı, bununla ilgili çok ilginç bir anım var dayı. Ben ilk öğretmenliğe başladığımda faktöriyel kavramı böyle bir saat anlattım, deli gibi anlattığımı düşünüyorum. Sonra ders bitti, dışarıya çıkıyorum. Öğrencinin, sınıftan bir öğrencinin dışarı çıkıp bir matematikçinin yanına gidip faktöriyel ne demektir dediğini duymuştum. O zaman kendi kendime dedim ki, Mahmut senin anlattığının hiçbir önemi yok. Öğrencinin neyi anladığının önemi var. Gerçekten de öyle. Ben o zaman ne sorular çözmüştüm. Ama çocuk daha faktöriyel nedir onu anlamamıştı. Onun için şimdiden başlıyorum. Faktöriyel demek merdivenlerden aşağı iner gibi sayıların birbiriyle çarpımı. Ta ki 1'e kadar. Yani n faktöriyel 1 çarpı 2 çarpı 3 nokta nokta n. O zaman 6 faktöriyel 6'dan başlayıp 1'e kadar iniyorum işte. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Faktöriyel demek bu demek. Özel olarak 0 faktöriyel 1'dir. Bu bir aksiyomdur, kabul edilmiştir. 1 faktöriyel de 1'dir. 2 faktöriyel 2 çarpı 1, 2. Zaten dikkat edin, şu ikisi sonucu 1 ve tektir. Diğer kalanların hepsinin sonucu çifttir. Şimdi onun da nedenini göreceğiz. 3 faktöriyel 3, 2, 1, 6. 4 faktöriyel 4, 3, 2, 1, yani 24. 5 faktöriyel 5, 4, 3, 2, 1, 120. 6 faktöriyel 6, 5, 4, 3, 2, 1, 720. Şimdi dayı, dikkatle bakmamız gereken ne var sence? Sen resmin genelini iyi görürsün. Bence dayı 5 faktöriyelden itibaren sonu hep 0 oluyor. Birinci ders bu. Birinci dersimiz bu. Sebebi de içinde 5 ve 2'nin olması değil mi? Yani 5 kere 2 çarpanı var. Evet. Birer basamağı hep 0. Başka ne dikkatini çekti? Başka dikkatimi çeken dayı 2 faktöriyelden itibaren aşağı doğru hep çift sayı. Bravo. Ve ikiler kızarmış zaten değil mi? Hep kızarmış. İki çarpanları var içlerinde. O zaman ben sıfır faktöriyel ve bir faktöriyel hariç bütün faktöriyellerin sonucu çifttir diyebilir miyim? Diyebilirim. Bravo. O zaman o sonuçlar bunlar. Sıfır faktöriyel ve bir faktöriyelin sonuçları bir olup tektir. Diğer bütün faktöriyeller çifttir. Beş faktöriyel ve abilerinin son rakamları hep sıfırdır diyorum. N faktöriyel eşittir n çarpı n eksi 1 faktöriyel demişiz. Yani canımın istediği yerde dururum. Geriye alıyorum dayı. 4 faktöriyel. Aslında şu anda 4, 3, 2, 1. Şu 3, 2, 1, 3 faktöriyel değil mi? Evet. O zaman 4 çarpı 3 faktöriyel diyebilirim. İstediğim gibi yazarım. Ya da 2 çarpı 1, 2 faktöriyel değil mi? Evet. O zaman 4 çarpı 3 çarpı 2 faktöriyel. Canımın istediği yerde yoruldum mu? Dururum. Faktöriyel atarım. Evet. O zaman n faktöriyel mesela n çarpı. Bir aşağı n eksi 1, bir aşağı n eksi 2 canı burada durmak istemiş faktöriyel 60. Bunu da söyleyebiliriz. İşlemin sonucu kaçtır? Basit bir soru. 6 faktöriyel bölü 4 faktöriyel, 4 faktöriyel bölü 2 faktöriyel, 2 faktöriyel bölü 0 faktöriyel toplayınız demiş. 6 faktöriyeli 6, 5, 4'te durdum. Niye? Altta 4 faktöriyeli gözüm kestirdi. Ne güzel sadeleştirdim evet. Dedim. Burada 4, 3, 2 faktöriyel, altta da 2 faktöriyel var. Ne güzel. Artı bu zaten 2 çarpı 1 faktöriyel. Bu da 1. 0 faktöriyel 1'dir. Şunu 1 faktöriyel yazmanın da bir anlamı yok. 4 faktöriyeller gitti. 2 faktöriyeller gitti. Bunlar da gitsin hadi. 6 kere 5 30. 4 kere 3 12. 2 çarpı 1 2. Toplarsak da cevap 44 olur. Basit bir faktöriyel sorusu. Yine yukarıda sorumuzu önce bir analiz edelim. 8 faktöriyel artı 7 faktöriyel bölü 6 faktöriyel artı 6 faktöriyel bölü altta gördüğümüz. İşlemin sonucu nedir? Yukarıyı dayı sence kimin parantezine alalım? 6 faktöriyel hepsinin içinde var. Evet. Alt tarafta da? 4 faktöriyel. Aynen öyle yapalım o zaman. 8 faktöriyeli 6 faktöriyel olarak bana söyler misin? 8 çarpı 7 çarpı 6 faktöriyel evet. Diyebiliriz. 8 çarpı 7 çarpı 6 faktöriyel. 7 faktöriyeli de? 7 çarpı 6 faktöriyel. Evet. 6 faktöriyeli de ben söyleyeyim. 6 faktöriyel. Evet. Alt tarafı da 4 faktöriyel olarak söyle dayı bize. Tabii ki 6 çarpı 5 çarpı 4 faktöriyel eksi 5 çarpı 4 faktöriyel eksi 4 faktöriyel. Yani en garibanımıza göre faktöriyel alıyoruz değil mi? Evet. O zaman yukarıya 6 faktöriyel parantezini alırsak şunu çektim geriye 56 kaldı. Şunu çektim geriye 7'si kaldı. Şunu çektim geriye 1'i kaldı. Yani bunu çekersem yanında 1 var. Evet. Alt tarafı da 4 faktöriyel parantezini alırsam 6 çarpı 5 kaldı eksi. Şunu çektim 5 kaldı, çektim 1 kaldı. O zaman 6 faktöriyel çarpı burayı topladığım zaman 64, alt tarafı da yaptığım zaman 24. Hatta bu 6 faktöriyeli şimdi tekrar
6 çarpı 5 çarpı 4 faktöriyel diye ayırdım. 4 faktöriyeller birbirini götürdü. Burada da gerekli sadeleştirmeleri yaparsam da cevabı 80 bulurum. Buluruz. Olduğuna göre en kaçtır? Ya bunu açarım ya şıklardan giderim. Değer veririz. Yani açabilirim. Dayı, hemen gösterelim bunu. N artı 1 faktöriyeli ben. N artı 1 çarpı N çarpı N eksi 1 faktöriyelde durdum. Niye altta bunu gördüm çünkü. Çarpı 2 bölü N artı 1. Eşittir 24. N eksi 1 faktöriyeller gitti. N artı 1'ler gitti. Ortalıkta bir 2 ile bir N kaldı. 2 N eşittir 24. N eşittir 12 olur. Ha böyle yapamadıysam N yerine 12'yi koyar. Evet. Şıklardan giderim. Olduğuna göre N kaçtır? Yine bunu da açarım. N artı 2 çarpı N artı 1 çarpı N. Arkadaşlar unutmayın. 6 faktöriyel 6'dan başlar. Yani kendisinden başlar. O zaman N artı 2 faktöriyel N artı 2'den başlar. Bir azaldı N artı 1, bir azaldı N. 6'da N faktöriyel var. Dayı bunlar gitti mi? Evet. N artı 2 çarpı N artı 1 132. Ben seni tanıyorum. Çarpıp da çarpanlarla uğraşmazsın. 11 çarpı 12 koyarsın. Olduğunu görürüm. Evet. Buradan şıklara bakılır. N eşittir 10 değeri denkleme yazılırsa 11 çarpı 12 yani N 10 çıkar. Evet. Doğru mudur dayı? Doğru. 11 çarpı 12. X ve Y doğal sayılardır. X faktöriyel eşittir 12 çarpı Y faktöriyel. Olduğuna göre Y'nin alabileceği değerlerin toplamı kaçtır? Şimdiye kadar söylediklerimize binaen öğrencinin hemen şunu söylemesi lazım. Hocam buna sen 11 diyebilirsin. Evet. 12 çarpı 11 faktöriyel eşittir. Ne güzel. O zaman ben Y'ye 11, o zaman bu X de 12 olur. Yani. 12 faktöriyel. Şimdiki söyleyeceğim daha zor. 12 denilen adam 4 çarpı 3 şeklinde yazılabilir. Artışık. O zaman ben de bu Y'ye 2 dersem X de 4 olur. Yani 4 faktöriyel açıyor adam. Evet. Benden de Y'nin alacağı değerleri soruyor. Y ya 11'dir ya da 2'dir. O zaman alacağı değerler de 13 olur. Güzel bir soru. Arkadaşlar buna dikkat etsin. Elin adamı şunu da sorabilir. X faktöriyel eşittir 42 çarpı Y faktöriyel. 7 çarpı 6. O zaman 6. 42 derse bu adam ya 41 olur. 42 7 kere 6. O zaman şurası da 5 olur. 7 evet. 6 5. Buna göre soruları çoğaltıp söylerler. X ve Y doğal sayılar olmak üzere 18 faktöriyel eşittir X çarpı 3 üzeri Y eşitliğini sağlayan en büyük Y nedir? Dayı bu bana şunu söylüyor. Bu soru tipiyle bu soru tipi aynıdır. Ya bunu bunun altına koymuşum sadece. Yani. 18 faktöriyelin içerisinde kaç tane 3 var diyor. Biz ruhu çıkana kadar 3'e böleceğiz. Böleceğiz. 18 3'e böldük 6. Tekrar 3'e böldük 2. Artık bölünmüyor. Sonra da bölümleri toplayacağız. 6 artı 2'den cevap 8 olur. Bir şey bir faktöriyelin içinde şundan kaç tane var derlerse devamlı ruhu çıkana kadar böleceğiz. 50 faktöriyel sayısı 6 tabanında yazıldığında sondan kaç basamağı 0 olur diyor. Dayı 50 faktöriyel sayısını 6 tabanda yazmakla 50 faktöriyel bölü 6 üzeri x eşittir y sorusu aynıdır. Çünkü 50'nin içinde kaç tane 6 var diyor 50 faktöriyel evet. içerisinde. 6 üzeri x denilen adam da 3 üzeri x ve 2 üzeri x'ten oluşur. Acaba bunun kaderini 3 mü belirleyecek 2 mi belirleyecek? Ben de her ikisine de bakayım diyorum. Ruhu çıkana kadar da böleceğim. O zaman bölüyorum. 52'ye böldüm 25, 2'ye böldüm 12, 2'ye böldüm 6, sonra 3, 2'ye böldüm 1. Şu bölümleri topladım. 25, 12, 6, 3, 1 toplayınca 47 yaptı. 50 faktöriyelin içerisinde 47 tane 2 var. Şimdi 3'lere bakalım. 50'yi 3'e böldüm 16, 3'e böldüm 5, 3'e böldüm 1. Şunları topladım. 22. 22 tane de 3 var. Kaderi kim belirleyecek? Görelim dayı. Bir tane fanus var. İçerisinde DNA zincirleri var. Birinin üzerinde ikiler var. Birinin üzerinde de üçler var. İkiler 47 tane olduğu için ikilerden fazla, üçlerden daha az var. Daha da yakından görelim dayı. İkili ve üçlü. Hani adenin, timin, guanin, sitozin evet. biyolojide vardı ya. Bunlar şimdi birbirine eşleyecekler. O zaman 2 ile 3 birleşirler dayı bize kimi oluştururlar? 6'yı. 6'yı oluşturdu. Öbürü de birleşti 6'yı oluşturdu. Bunlar böyle birleşe bana 6'ları oluşturdular. İkililer ve üçlüler. Gidiyorum, devam ediyorum, bakıyorum. Ve dayı şuraya bir bak. Artık 3'lerin gücü yetmedi. İkililer oluşturamadı 6'yı. Oluşturamadı. Kaderi kim belirledi? Üçler belirledi. Az olan belirledi. Az. Üçlerden çünkü daha azdı. O zaman ben de geliyorum diyorum ki 22 tane 3, 47 tane 2 vardı. Çok olman neye yarar senin?
Yani. 22 tane 3, o zaman bu sorumuzun cevabı belirleyen 3'tür ve 22 tane 6 vardır diyeceğiz. Çünkü 22 tane 3 varsa o kadar da 6 vardır. Büyük sayı belirler yani. Büyük aynen. Sayı. Mesela diyelim ki aynı soruyu 15 üzeri x olarak sorsaydı 15'e 15 yapan 3 ile 5'tir. Evet, 5 kimi tercih ederim? 5 tercih ederim. X, Y, Z doğal sayılar olmak üzere eşitliğini sağlayan en büyük x artı y nedir? İşte burada da bana gelmiş diyor ki 9'un içerisindeki ikilileri teker teker bul. Sonra üçlüleri bul. Sonra da topla bana. Bu çıkana kadar böldüm. Şuraları topluyorum dayı. 4, 2 daha 6, 1 daha 7. O zaman x en fazla 7 olur. Evet. Sonra üçlüye geçiyorum. 9'u 3'e böldüm. 3, 3'e böldüm. 1, 3 artı 1'den 4 yapar. Buradan da y de 4. X artı y en fazla kaçtır? O da 11 değerini verir bana. Yani biz burada mesela x'e 7 diyoruz ya, x'e alabileceği en büyük değer 7'dir. X 6 da olur, 5 de olur, 4 de olur. Hatta başsızı yerlerde x'in alabileceği değerler toplamı kaçtır der. Biz en fazla 7 olursa, o zaman 1'den 7'ye kadar olan sayıların toplamı. Yani bana gelip de şunu söylemesin. Ya hocam siz her soruyu çözmediniz. Ya herhalde çözemeyiz biz her soruyu. Yani biz burada x en fazla 7 olur diyorsak, bu sizin x eşittir 6'da olur anlamını çıkartmanızı gerektirir. Değil mi? X ve y doğal sayıdır. 40 faktöriyel bölü 2 üzeri x eşittir y. A şıkkında x en fazla kaçtır? B şıkkında y çift olduğuna göre x en fazla kaçtır? C şıkkında y 4'ün katı olduğuna göre x en fazla kaçtır? Öncelikle 40'ın içerisinde ne kadar 2 var? Ruhu çıkana kadar böleceğiz. Böldük dayı ruhu çıkana kadar. Bölümleri topladık. Bir de baktık ki 38 çıktı. O zaman x en fazla kaçtır? X en fazla 38'dir. 37 de olabilir, 36 da, 35 de. En fazla kaç? Evet. Hani demin ki şarkıza göre ben diyorum. Tabii. En fazlası 38. 38. Ama evet. X kaç olabilir? 38'den aşağı doğru her şey olur. 1'e kadar, 0'a kadar olur. Doğal sayıysa. Y çift olduğuna göre. Dayı bak bu adam çiftmiş. Hmm. Ya bu adamın. Sen eğer X'e 38 dersen bunun bağrındaki bütün ikileri yok edersin dayı. Ya bir tane 38. Kalsın. E tabii ki 38. Şimdi koydum. Yukarıda da 38 tane var. Birbirlerini götürdüler. Yukarıda hiç 2 kalmadı. Çift olmadı. Y tek olur o zaman. Evet. Ama bana Y çift diyorsa bir tane 2 Allah rızası için bırak ya. Bir tane 2'yi bırakman için de X'in 37 olması lazım. Evet. Çünkü yukarıdakinde 38 tane var. 37 tane de ki 37 tanesi gitsin bir tane kalsın. O zaman Y çift olduğuna göre X en fazla kaçtır? 37. Y'nin çift olması için 40 faktörü içerisinde bir tane 2 kalmalıdır. Dolayısıyla X en fazla 37 olur. C'de 2 tane 2 kalmalıdır. İşte olay bu. 4'ün katı olması için. Ya Allah rızası için bana 2 tane 2 bırakın ya. Yani. 38 tane var. Alın 36'sı sizin olsun. O zaman X en fazla 36 olur. Benzer şekilde örneği çoğaltabiliriz. Biliriz. X ve Y doğal sayıdır. Buna göre X en fazla kaçtır olmalıdır. Peki, cümlede peki. Güzel bir cümle. 40'ın ruhu çıkana kadar 8'e bölmek ilk başta aklımıza gelebilir. Ama asal çarpanlar. İşte onu söyleyeceğiz. Ruhu çıkana kadar böleceğimiz adamın asil olması lazım. 8 asil değil. Yani. O zaman bunu asile dönüştüreceğiz. 2 üzeri x, 3 üzeri x. 8 2'nin küpü. Evet. 2 üzeri 3x. Şimdi ruhu çıkana kadar 2'ye böleceğiz. Evet. 40'ı 2'ye böldük, 22'ye böldük, 10. 2'ye böldük, 5. 2'ye böldük, 2. 2'ye böldük, 1. Buları topladık. 38 yaptı dayı. Şurayı topladık. 3x eşittir 38, x eşittir 12 küsurat. Küsuratı atıyoruz, tam sayı olarak x en fazla 12. 40 faktöriyel bölü 6 üzeri x eşittir y. X ve y doğal sayıdır. Buna göre x en fazla kaç olur? Dayı 6 asil mi? Değil dayı. Değil. 6'yı 6 yapan kimdir? 3'ü ve 3'tür. Kimi tercih edeceğim? Az olan. Yani 3'ü. Bravo dayı. O zaman burada 3'ü tercih edeceğiz. 40'ı 3'e böldük, 13 3'e böldük, 4 3'e böldük, 1, 13, 4 daha, 17, 1 daha, 18 cevabımız olur. X en fazla 18 olur. Aşağıdaki soruları cevaplayınız. 50 faktöriyel sayısının sondan kaç basamağı 0'dır? 40 faktöriyel sayısının sondan kaç basamağı 0'dır? Basit bir soru. Bir adamın sıfırlarını 10 belirlerdi. Çünkü kaç tane 10 varsa adamda o kadar sıfır var. Vardır. Onu 10 yapan kimdir? 2 ve 5. Kim tercih ederim? 5'i. Bravo. Sondan kaç basamak 0 derse 5'e böleceğim. Ruhu çıkana kadar. 50'yi 5'e böldüm 10, 10'u 5'e böldüm 2. Toplarım 12 tane 0 var yavrum. 5 şıkkı da bonus gibi zaten. 40'ı 5'e böldüm 8, 8'i 5'e böldüm 1, 9 tane. Yani A'yı yapan B'yi zaten havada kadar yapar. Evet. Şimdi bunları yapın bize diyor. 50 faktöriyel 6, 40 faktöriyel de kaç 0 var?
Farkta kaç sıfır var? Çarpmada ve bölmede. A şıkkıyla başlayalım. 50 faktöriyel artı 40 faktöriyel. Şimdi dayı, 50 faktöriyelde 12 tane olduğunu biliyoruz bu çıkana kadar. 40'ta da 8, 9 tane olduğunu biliyoruz. Bunda 12 tane, bunda 9 tane. Böyle balıklamasını atlayıp 12 artı 9, 20 diye biliyoruz. Toplama var. Hemen perde arkası, perde önü neresiyse bir inceleme yapacağız. 10.000 4 tane sıfır var. 100 2 tane sıfır var. Şimdi toplayınca 6 sıfır mı yapacak? Hayır. Topladım 10.100 2 tane sıfır. Kaderi yine az olan sıfır belirledi toplamada. O zaman bunun cevabı 9'dur diyorum. Benzer şekilde çıkarmaya geldim. Bunda 12, bunda 9. Cevabı 3 demeyeceğim. Hemen buraya geldim. 10.000'den 100'ü çıkarttım. 9.900. 2 tane var. Yine kaderi az olan belirledi. O zaman cevap 9. C şıkkına gidiyorum. Çarpma vardı burada. 50 faktöriyelde 12, 10 faktöriyelde 9 tane vardı. Şimdi hemen perde önüne geldim. 10.000'den 100'ü çarptım. Bunda 2, 4 tane var. Bunda 2 tane var. Bir de baktım 6 tane var. Toplamışlar. Çünkü bu sıfırlar vagon gibi bunun arkasına gelecek. Zaten üstü sayıda çarpmada toplanır gibi düşünüyorlar. Aynen öyle düşünüyoruz. Bir de vagonlar gibi düşünelim. Yani 12 tane sıfır var, 9 tane daha sıfır geliyor. O zaman 21 tane olur. Herhalde bölmenin de çıkarma olduğunu hissediyoruz. Burada da geldik. Bunda bu kadar var, bunda bu kadar var. 2, 4, 5 tane, 6'da 3 tane var. Gidince 2 tane kaldı. Yani çıkarma yapıldı. 12'lerden 9 çıktı. O zaman cevabımız 3'tür deriz. 50 faktöriyel eksi 1 sayısının sonundan kaç basamağı 9'dur? Şimdi 1000'den 1'i çıkarttım 999. 3 tane 0 var, 3 tane 9 var. 10.000'den 1'i çıkardım 9999. 4 tane 0 var, 4 tane 9 var. Yani kaç tane 0 varsa o kadar da 9 oluyor 1 çıktığında. O zaman ben kaç tane 0 var sorusunu çözelim. Ya. 50 faktöriyel sayısının sonundan kaç basamağı 0'dır dediklerinde ben hemen 5'e bölüm. Ruhu çıkana kadar bölüm. Bölümden toplam yok muydu? Evet. O zaman demek ki ne kadar sıfır olduğunda 9 olur. Ruhu çıkana kadar böldüm 12. Dolayısıyla cevabımız 12. Gaza gelip 12'den de 1'i çıkartıp 11 demeyeceğiz. Evet. 50 faktöriyel eksi 2 sayısının son 10 basamağının toplamı kaçtır demiş dayım. Buraya da gelip şurada demeyelim yani. İşte ne kadar 0 varsa o kadar 8 vardır. İşte 10 çarpı 8'den 80 demeyelim. Evet. Çünkü bakalım. 50 faktöriyelde 12 tane 0 vardır. Aha burada var. 2'yi çıkartacağız. 10'dan 2 çıktı 8. E dayı burada ne kaldı şimdi? 9. 9. Bundan 9, 9, 9, 9. Böyle gitti. Evet. Beni ilgilendiren şey son 10 basamağı. Son 10 basamağına baktığımda 9 tane 9 ve 1 tane 8 oluyor. Bitti o zaman konuşmaya gerek yok. 9 tane 9 81 yapar, 1 tane de 8 var, 2 artı 89 olur. Gayet güzel. Ezber hareket yok. 49 faktöriyel artı 48 faktöriyel sayısının sondan kaç basamağı sıfırdır? Hani biz toplamada adamlardan küçük olana göre yaparız demiştik. Evet. Ama sayılar birbirine çok yakınsa o zaman işler değişiyor. Mesela biz neyi yaptık? 50 faktöriyel artı 40 faktöriyel. Evet. Ama böyle dip dibeyse, ard ardaysa o zaman şunu yapacağız dayı. 49 faktöriyeli 48 faktöriyel benzeteceğiz. 49 çarpı 48 faktöriyel artı 48 faktöriyel. 48 faktöriyel parantezine alırsak buradan 49, buradan 1 geldi. 48 faktöriyel çarpı 50 oldu. Şimdi bir defa bu 48 faktöriyel dursun, 50 dediğimiz şey 5'in karesi çarpı 2 değil mi? Amacımız 5'leri mi? 48 faktöriyelin ruhu çıkana kadar 5'e bölelim mi? Bölelim. 48'i 5'e böldüm, 9'u 5'e böldüm, 1. 10 tane bunda vardı. 5. 2 tane de burada var. 12 tane. 12 tane 5 varsa 12 tane de 0 var. Aynen öyle. 5 üzeri 10, 5 üzeri 2, 5 üzeri 12 yapar. Bu da 12 tane 0 anlamına gelir. Ama sadece 48'e göre yapsanız cevabı 10 diyecektik bak. Yanlış olur. Dip dibe ise parantez işlemi yapılıp 5'liler bulunur. Bunu zaten biliyoruz. Bir de bu 50'nin içinde 5'in karesi var. Arkadaşlarımız sakın şunu yapmasın. 50'le bir tane 0 var. E yavrum buradaki 5, o DNA zincirindeki 2 ile çarpışıp bir yol daha getirmişler. Ha. Onun için 5'ler önemli bizim için. 40 faktöriyel sayısı 8 tabanında yazıldığında sondan kaç basamağı 0'dır? 8 tabanında yazmak demek, 40 faktöriyel 8 üzeri x demek de aynı şey. Ruhu çıkana kadar 3'e bölmekle aynı şeydir. 3'e mi 2'ye mi? 2 üzeri 3'ü bu 2'ye bölüp 3x olacak ya.
Yani 40 faktöriyel bölü 2 üzeri 3x. Asil adam 2 olduğu için 40'ı ruhu çıkana kadar 2'ye böldük. Buralar toplam 3x 38. Var dayı. 3x eşittir 38 diye. Demin çözdüm sonra aynısıymış. Aynısı evet. 3x eşittir daha değişik versiyon. Evet. Biz orada şunu sorduk, buradan böyle sorduk. Evet. 3x eşittir 38, x 12 küsurat, küsurat da at, x eşittir 12. Yani biz orada şöyle dedik, 40 faktöriyel bölü 8 üzeri x, x en fazla kaçtır? Ama burada dedik ki, 40 faktöriyel sayı 8 tabanda yazıldığında, yani aslında aynı soru farklı şekillerde sorma biliniyor. Evet. Bunu söyledik. Faktöriyel kavramı da budur. Hayırlı olsun arkadaşlar. Başlarlar.